Tükenip gidiyor ömür dediğin, yolda kalan da bir, yürüyen de bir, harcanıp gidiyor ömür dedi. Serbest kes için, düşünmeyeceksin. Kavga görmeyeceksin, karım gitti, kızım gitti, oğlum gitti falan düşündün müydü? İşin biter. Salan yengine, salan yine, çalış. Benim öğretmenim ikinci sınıf kendini devene biliyor musun? Anam ölmüş, babam ölmüş, çocuğum ölmüş, dedem düşünmedi de al ala düdüğün davar maşını git çal dedi, yaşarsın sen dedi. Ben bunu yaptım. Ben Antalya'nın Korkut Elli gazasının Karabayır köyündenim. 1928 doğumluyum. Doğduğum gün Kasım'da dünya gelmişim. Annem öyle söyledi. Ondan büyüdük, adam olduk. Ondan sonra 5-6 yaşında, 6 yaşında okula girdim. 3 sene okudum. 3 sene sonra okul kapandı. Kapandıktan 1 sene 41 balan 40 balan açıldı. Döşem altında ilk Karabayır'a 5'i verdiler. 24 kişiydik. Şimdi hep kaçtı. 4 kişi diplom aldık. 5'ten. 1942'de. Ondan sonra en üst mektebe açıldı. Babam beni oraya göndermedi. Dedim oğlan dedi. 30 liraya adam mı çalışır orada dedi. Ben çoban yaptı. Karabayır'da ben 7-8-9 yaşındayım. Ben davar dikmeye başladım. Yalın ayak Antalya'nın Yeşil Bayram buraya yalın ayak geldim. 9 yaşındayken davarın ardında. 10-12 yaşında da var gittim askere gireceğim arada. 7 kardeşim. En büyükleri benim. Okan okudu, Nabi herkes 5'er sene okudu herkes. Okan hepsi okudu. Onlar çobancılık yapmadı. Bir ben yaptım çobancılığı. Babam da çiftçi, evvel babam geldiyse çobancılığıydı. Mal vardı, davar vardı, deo vardı. O da çobanlığı. Ondan sonra biz yetiştik, biz olduk. Ondan sonra 1960'tan sonra Karabayır'da mal da kalmadı, koyun da kalmadı, davar da kalmadı, deve de kalmadı. Bitti, çiftçiliğe başladılar. Bu devir malı olan zengin idi. Malı olmam fakir idi. Yiyecek etmi bulamazdı. Malı olmam burada kışlardı, Antalya'ya gelemezdi. Eşiyle gelirdi. Şimdi adam etmeye niye gidiyor, taksiyle gidiyor. O devirde insanın kadı fakirdi, millet acıdı, millet birbirini sayardı, çağırsa gelirdi, amca dayı aç mı susuz. Şimdi adam sabahın olduğunu sormuyor bana, aç mı susuz mu, nerede yaşayın sormuyor. Kendini kaftan da görüyor, beni yerde bulamıyor, birbirini tanımıyor. Biz dediği gördüğümüzde diz çökerdik, korkardık. Şimdi korkmak kalmadı bu köyde. Her yakada öyle, bir borda değil, her yakada öyle oldu. Saygı bitti. Raçı aldı da adam parayı savuruyor. Biz o zaman bir kuruş, 5 kuruş, 100 para, bir yumurta bir kuruşuydu. Bir kuruşuydu. Ya. Ondan sonra 1940'ta okurken bir kıtlık oldu. Ekmek yok. Aç millet. Arpayı çırptık kapkara, yenmez dedim. Ben birader üyüttü geldi, ben çobanım. Bu ekmek yenmez, ana dedim ben ekmeği yemem dedim. Göreceksin sen şimdi eline değil, ey Cenab-ı Allah'ım ufak. Dedem var, dedemden un getirdik, karıştırdık. Tam 3 gün lokma yemedim.
Ancak sakızlık ağacı oldu. Onun ucuna pürküzleri yaz günü, bahar günü onu yedim. Ekmek yemedim. Anam onu karıştırdı, öyle yedik. Şimdi var hepsi etminler atıyor, adam çöp atıyor. Ben evlenmek niyetim yok. Ben çobam ya. Bu devirde kızların çoğu bütün çobana meraklı. Davar çobanla. Okuma mokuma tenezili yok. İlle çobanma çoban olursa illana meraklı. Malı gördüğün adam bir kendini ille kız ille olacak. Ben hep belki 5 tane adını şimdi sana anlatırsam bitmez benim işim. Yaşım tam 18'im. Şura geldim şura. Burada hiçbir şey yoktu. Şurada çeşmenin önünde 7-8 davarla geldim. 5 tane kız var, ben hangisi var diyeyim, ben almak istemedim. Evlenmek istemiyorum ben. Niye? Askerden geldim, evlenmek istedim. Ondan sonra ağız olsun kaçın da benim hanımım şurada bak karşımda. Karşımda geldi, amcam Seyabahi'ydi. Bir dakika seninle bir konuşalım dedim, şu karşımda, şu yolun içinde. Durdu, sen de varacak mıydın, varacaksın dedi. Ana baba almak istemem, ben de anama babama ben bunu alırım dedim. Almasam başkasını kim almam dedim. 6 ay konuştuk bak, aynı sen gibi o da şart etti. Dünyadan da ölecek diye kimse varmam dedi. Ben de şart olsun kimse almam dedim. Bu köy dedi, bu köyde. Babası öldüğünde 3 yaşında kalmış. O büyütmüş, adam olmuş, nasip bize oldu, biz onunla evlendik. 50 lira kız vardı bana vardı, öyle bir değil, iki değil, herkes bir direnmiş şeydi. Bakmayın ihtiyar aldık. Benim orada oturup sen içeride gitti bir fotoğrafı. Bu adam bu değil dersin. Ah hanım bir tek idi, Karabayır'da bu köyde bir tek idi. Tek olarak namı vardı. Güzel olmaz alır mıydım ya? Her iş yaparım elinde, hep işler gelirdi köyde bak. Evveli düğünler yapıldığında delbek çalırdı. Onu bıraktı, ondan sonra aşçılık yaptı. 10 sene sırf düğünlerinde, mevlütlerinde yemeği pişirdi. Onu bıraktı, ondan sonra hocalığa başladı. Hocalıktan başladı, bir ölüm olursa cenazeye uyukardı kadınları. Onu da bıraktı, ondan sonra hoca oldu. Kendine, benim evde radyoda bir tip var, bir dinleyeceğim, bu kadın mı değil dersin. Ben askere gitmeden evlendim. Bir sene sonra askere gittim. Benim hanımım ananın babanın yanında kaldı. 30 askerlik yaptım, geldim. Ana baba para yok. Hastalandı benim hanımım çok. Bir dert verdi, derman bulamadı. Sonunda ayrıldık. Ayrıldığımızda bir amcanın orada ekmek yedik sabah. 48 saat lokma katmadık, evimiz yok, dünyamız yok. Seni anlatsam bir yorgan, bir döşek, bir çulluk, yorgan, döşek, kibrit de yok, yemeğini ile pişireceğiz. Biz almayacaktık, bunu aldın dedi, bin türlü sözler konuştu. Ağzımda gık de demedim, baba sen ne demek istiyorsun diyemedim. Ben 7 sene çobancılık yaptım. Ne dedin, bana 5 kuruş para da vermedi. Geldim, ağladım, 3 gün ekmek yemedim. Hanım da yemedi. Orada babamın evde oturduk, benim dayı vardı, dayı. Benim hanımı sabahla görmüş, beni sormuş, çağırdı. Al şu paltıyı dedi, git benim tarlada kök kaz dedi. Aşkım susun, sormadı be. Gittim, peliğime kahrettim. Yatsın geldim, benim hanımım ekmek pişirmiş, yemek pişirmiş, kibritte yoktu, dükkan bir şey yoktu o memlekette. Benim dayım bunları bütün getirmiş, Allah razı olsun dayım, şu dayımın evi bu. Şu. Hepsini getirmiş, bin defa öldüğünde tek yanım sen varsın dedi. Başka ben geri tanımam dedi, teksin sen dedi. Dayın mı yardım ediyor? Dayım. Ondan sonra adam olduk.
Çok çocuk sahibi olduk. Bunları everdik, büyüttük. Onlara kamyonda okuttuk. Benim şimdi 3 çocuk, o 3 çocuğun içinde birinin 3 kızı var, bu oğlanın. Hepsi memur oldu, çalışıyor. Çiftçilik yaptık, pamuk ektik, ekin ektik, onunla uğraştık. Sırf karı koca, çocuk büyüdü, ufadı o zaman. Ev dünek sahibi olduk. Ondan sonra ana baba hiç dargınlık yapmadım, hiç kesinlikle. Onlar da sonra pişman oldu ayırdığına. Ondan sonra bak, 10 sene çiftçilikten sonra 35 yaşındayken köye ihtiyariyet oldum, ağza. 20 sene bu köye ağzalık yaptım, 20 sene. 4 mutarın peşinde. 24 sene de ayda bir taşlandım okulda. Teyzem rahmetli mi oldu? Evet. Bir hastalığı yoktu. Bir gün Ramazan bayramın pazar gün 3. bayramıydı. Sela verildi. Bir bizim akrabanın biri ölmüş. Ayazı'da hemen oraya gitti. Orada dua etti. Akşamla geldi. Otururken benim torunum biri dış memlekete gittiydi. Gel onu göreyim gelin dedi. Cenab-ı gitme dedim. Ayaz dedim gitti. Yarım saat sonra geldi. Öksürüğü ne oldu dedim, bir şey mi var dedim, yok böyle, hemen çay kaynattım, içti. Sabahla baktım hastalandı, ötürü bir kadın ta öldü. Başka bir kadın ta öldü. Ben oraya gidemeyeceğim dedi. Gitmişsin dedim, ben de gittik, geldik bizim ötesin, bizim babala çocuğunla geldi. Doktora götürdüm, orada acilde bir iğne vurdular, bir şey yoktu, geldik. İkinci gün doktora yine götürdük, hemen bizim hanımı yoğun bakım almak istediler. Ondan sonra yoğun bakımda yüzünü göremedik. 4-5 gün içinde aldı sattı, ne olduğunu bilemedik. Sapsalamız, hiçbir şey yoktu. Hiç aklımda daha yoktum önce. Ancak ben öleyim derdim ona. Ben öleyim derdim öyle. O da öyle derdi. Sen öldürdün bana. Sen rezil olursun derdi. Ben rezil olmam derdi. Ben geçsem nereden gitmem alırım, sen alamazsın dedi. Bunu söyledi. 10 sefer söyledi. Şimdi gittik pazara, oğlum beni bir götür dedim, götürdü. Oğlum ben ananı bir göreyim dedim. Ya sen ben doktoru görelim. Başkası hastalığı varsa başka yere götürelim dedim. Ya ben sorarım dedi, beni eve getirdi. Beni eve koydu. Yarın sen söyle, alo anam öldü dedi. Ulan bir gecik beni göstermen dedim. Ya kendine sor bir, yalvardım. Ne yaptın görüp de dedi. İşte öyleymiş. Cenab-ı Allah bizi öyle yattı, öyle geldik, geçtik. Ne yapalım? Yapacağım bir çare yok. Görsek daha iyi, göremedik. Gene görsek de yüzünü görürdük de bedalaşamazdık. Neden? Yoğun bakım dedi. Göremedik. Ey Cenab-ı Allah'ım. Şimdi evde yaşıyor. Nasıl yaşıyor evde? Fotoğraflar var, bir de bantta sesi var. Sesini bir açacaksın, ben evde zannederim öyle. Torunlar geldi, bantı bir açtılar. İstediğin de bunu sen dediler, nenem duru diyeler. Nenem ölmedi diyeler. Kulma geldikçe illem, onun sesini de orada duymamışlardı. Onun sesini orada bir duymamışlardı. Uğruna pendek
Ben unutmam. Ben fotoğrafını gördüm, bir de TV açarım, gece ölüm dinlerim. Ben ölmedi, evim içinde duruyor. Evim içinde öyle duruyor. Ben unutmam. Belki öldüğümde unuturum başka. Of. Bir şey diyemeyeceğim. Hayır. Ey Cenab-ı Allah'ım, bizim bu kadar yaşayacağımız bu kadar. Ey Cenab-ı Allah'ım, ey hocalarım. Bugün sabah ile misali yardan bana bir haber var inceden. Baraba yedik, baraba içtik, çiftçilik yaptık, baraba yaptık, ayrı yapamadık hiç. Kötülemedik birbirimizi çalışmak. Akraba vardı, 74 sene geçinmiş. Bana böyle dedi, öldü adam. Dayım dedi, yengeni de 74 sene geçindik dedi. Başka da olmaz dedi. Ben de 1935'ten beri bilirim evlenenleri. Bir adam o zaman evlendi, 35'te. O öldü, başka yok, bizden başka yok, hiç yok. Bizden başka 75 sene evden geçinen yok. 60 sene, 40 sene, 50 sene hanım ölüyor, karı ölüyor, evleniyor. Biz 75 senedir şükür evlenmek de niyetimizde yok. Ben ölsem benim hanım kocaya gidecek de hali yok. Ben de hanımım öldü, benimle evlenmek niyetim yok. O evlenmeden kızıkan birbirini sevdiğimiz için öyle sakatlar sevgimiz birbirimize ayrılmadı. Sevgimiz o zaman 17 yaşında, ben 18 yaşında, sevgimiz ondan beri hiç ayrılmamıştır. Sır odur. O sevgidir bizi öyle yaşatan. O sevgi Cenab-ı Allah bize öyle verdi. O beni tanımaz, ben onu tanımazdım. Cenab-ı Allah bize öyle yarattı. Yoktu bu köyde. Ha, benim hanımı alacak, çoğaldı peşinde düşen. Benim hanım dedi, dünyadan dönecek, ben kimse bundan başka varmam diye anasına. Bekar gezerim, buna varım dedi. Ben de babama dedim, baba olursa bu, olmazsa kesinlikle askerden gelmem dedim. Darılmak yok. Davarı bıraktım, 3 gün gelmedim. 4. amcam yolladı, bu kızı bitireceğim buna dedi. Bitirdi, aldı. Allah razı olsun, evlendik. Çok gezerdi, öylece yok canım. Gitmedi arkadaşın, girmedi, yalanız namı vardır. İlde gidecek, ilde zenciri takacak. O zenciri kıracak, ilde obaya gidecek ona. Gitmedi, sen ne bildin derdi bana. Bir vatandaşın gönlünü almak daha iyidir dedi. Gitti. Çok yerler gezdi. Allah Cenab-ı Allah'ım bize... Ey canım ben memnunum, o da memnundu benden. Biz 75 sene bir yuttuğumuz ayrı gitti. Öyle ayrı değil, niye yuttum? Ben oğluna, kızına para veri, yalı... Banka uyudu. Ben çalışsam kazandım, para ona aittir. İsterse oğlan verin, isterse niye verdin demem. Şimdi bir adamın karısından parayı ayrı sakladın mıydı, geçinme zor olur. Biz, ona selbiye, para ona ait. Ben kazandım, çalışsam paranı teslim ederim, oğlan da verir, kızına da verir. Ben sabah namazına geçsem, bana dedi ki, çok ararsın, bulamazsın dedi. Sabah namazdan ben geldim, benim sofra, masada çaydan bir şey olmazsa ben yemem. İlla hazırlamıştır. Ben dağa geçsem, ben evdeyken aynı saat yemeğim hazırlanmıştır. 2 saat sonra, 5 saat sonra yemek yemek aynı hazırdır. Büyüttüğümüz ayrı giderdi. Ekin eksek baraba biçerdi. Pamuk eksek baraba çapalar. Pamuk deniz baraba yaparız. Ekmek pişirse ettiğine yardım ederim. Her işi yapar bir adamdı. O da bana yardım eder. Biz öyleydik. Hiç ayrılık ayrılığımız yoktu. Birbirimize gönül kırmadık. Hiç, kesinlikle.
75 sene içinde hiç niyetle veya kesinlikle gidiyen diyemezdi. Ben de demedim ona. Niye yedin, niye içtin yoktu. Öyleydi. Beni bırak da köyün sevgili bir kadınıydı. Beni bırak da köyün sevgili bir kadınıydı. Şeker üşen dedi, emredik herkes bir ayağa kalkardı. Öyle bir kadınıydı. İşte namı verdi. Ne diyeyim ki dünya senin halına? Gayrı bakılacak yüzüm kalmamış. Bölüşmüşler servetini, malını. Bir yara saracak bezin kalmamış. Dünya kalmamış, kalmamış, felek kalmamış. Bir yara saracak bezin kalmamış. Dünya kalmamış, kalmamış, felek kalmamış. Yalnızlık zor, ne yapacağız, ne yapacağız? Evlenelim bir de. Bana 50 tane kadın getirecek, milyarlık getirecek, ben o yönünde dönemiyorum, işte alakam yok. Ben ancak hanımdan başka kimseye göz dikmedim. Şimdi girdiğin evde tek başına duruyorum. Kendi başına durarsan razı dersin. Benden ayrılı kaç sene oldu, şimdi herif iyi der, kötü der, elin kızı. Bu bana getirdin der, bin de laf eder, oğluma kahre eder, olmaz. Ha bana bakarlarsa benim evimde baksınlar, çamaşırımı yıkasınlar. Ha. Şimdi ötekinin yanına başlamaya işte felendik olan diyeceğine, ben kendi başıma dursam daha iyi. Her gün gelir, her gün sabah akşam gelir, açım, susuzum, yemek yetmek getirir. Rahatım şimdilik iyi. Bakalım ya, şimdilik iyi, bir de yatar da hasta olur da uygun kendi düşünsün. Uygun kendi düşünmesi şart. Bu peder, ben onu oğluma yeri mülkü teslimi ettik, ne yaparsan ben karışmıyorum. Motoru hepsini teslim ettim ona. Ben karışmıyorum, ben 15 sene var ya ben Lesberli'yi terk edelim. Onlar da sana bakar. Bakmaları şart. Bakmaları şart. Düşünene bakacak. 95 yaşındayım, ey Cenab-ı Allah'ım, sesim 95 yaşında adama benzemiyor. Yaşım ta 50 yaşında gibi konuşuyorum. Yaşımı 50 yaşında gibi konuşuyorum. Eğer 95 yaşında adam bu sesle konuşamaz. Yerim az yerim, çok yemem. Yalnız ünümde yemem şart. Onun için sıhhatim iyi. Serbest gezeceksin, düşünmeyeceksin. Kapıyı görmeyeceksin, karım gitti, kızım gitti, oğlum gitti falan düşündün müydü, işin biter. Salan yengine, salan yine, çalış. Bir iki saat sonra sağlam olursun, düşünme hiç, düşünme. Benim öğretmenim ikinci sınıf kendini devene biliyor musun? Ulan Karabekir dedi, anam ölmüş, babam ölmüş, çocuğum ölmüş, dedem düşünme dedi, al düdüğün davarın başını geç çal dedi, yaşarsın sen dedi. Ben bunu yaptım. Teyzeme de çok üzülmedin o zaman. Hiç üzülmedim. Yalnız sabahla üzülürüm. Sabah namazdan geldiğinde acık üzülürüm. Neden? Yemek bir çay kaynatmak mesele. Başka zaman aklıma gelir de o sabah ille sabahla geldi mi namazdan o dakika hiç değişir. Aklına gelir. O yüzden genç kalmışsın. Kafaya bir şey takmadığın için. Gene takmam. Gene takmam. Takma. Sen de takma. Kafana gene takma. Çok düşün. Düşünürsen derdi bulursun, derman bulamazsın. Bin doktora gitsen çare bulamazsın. Acık sal. Ha düşünecek dakika var, düşünmeyecek dakika var. Huzurla düşünme. Hiç. Benden akıl alacaksın. Benim yaşım 95. Belki daha da yaşayabiliriz. Allah kurcalı bilir. Şimdi seninle burada konuştuk bak, şu dakika konuştuk. Belki yarın işte Allah bilir, koca Allah bilir. Saatim gelir hiç aklım bilirmez. Biraz daha yaşayayım diyor musun? Ya yalnız yaşayayım diyeyim de
İyi öyle baktım bazı hastalara. 7 sene, 8 sene çok hastalık çekenler var. Çok. 6 ay, 7 ay. Peki senin bir hastalığın var mı şu anda? Yok. Hiç sıkıntım yok. Cahreşmedim. Azma da belki bir sarılda 60'ın, onu içime tekme 60'ın cahreşmedim. İçmişim. Faydası. Hiç faydasını mı? Dumanını yel alıyor, parasını yel alıyor. Hiç bir kuruşluk faydasını bana göre. Eğer faydası varsa açlığa, tokla. Açlığa bir kuruşluk faydası yok ki. Ben düşünsem yalnız diyen yatağa yatırma seni. Cenab-ı Allah'ım diyen böyle sağlığa öldürsün. Ben onu kocalattım başka. Günüm geldiğinde ni sen haber olur ni benim haberim olur. Kocalı yalnız yatırmasın. Yalnız yatırmasın. Ey Cenab-ı Allah'ım, beni yatağa düşürme, hiç kimseye yük olmadan al canımı. Sen dua et benim için de, ben de ölüleyim. Beddua almadım. Haram lokma yemedim. Yedirmedim. Bu aileden gelen bir şey. Ailenin geleni. Bir de babaannem bana yön veren odur. Adım soyadım Mustafa Sabri Yalçın. 101 yaşındayım. Yani o yaşamanın sırrını öğreneceksiniz. Ya bugün o istifade olacak. Bende size faydam olursa ben mutlu olurum. Biz Orta Asya'dan gelme Türkmenleriz. İlk gelişimiz Horasan. Kayseri Uzunyayla. Bala Üçem köyü var. Beylik oradaydı bizim ve aileyle böyle beraber. Üçem'de kaldık. Oradan da halen ayrıldığımız köy, Çatalören köyü. Dedem 7 sene askerlik yapmış, Yemen'den terörist olmuş. Babam bir Dünya Savaşı'nda Haymana'da yazdı. Şu madalya onun büyük oğlu bana verdiler. Beratları da var. Orada yaptıkları, eskiden teker dahi yok, hayvancılık var. Çiftçilik yapmışlar, koyunculuk yapmışlar orada yaptıkları. Burada da aynısını yapmışlar, yaptılar. Ben de yaptım bunu. Babam memurdu. Babamın amcası yani. O hakimlikten buraya müftülüğe gelmişti. Yani biz kültürlü aileden geliyorum ben. Şimdi ilk nüfus sayımında Türkiye'de %7 okur yazar ikisi bizim ailede. Babam okumuş, Hüseyin Mezunu. Balaş'ın Göksun'da okumuş. Orada amcası hakimken. Ben ilkokul mezunuyum. Biz 3 kız, 3 oğlan. Benim küçüğüm albay emeklisiydi, avukat. O vefat ettiler ömür. Kızların birisi gitti, ikisi duruyor. Bir birader var. O da burada oturuyor. Yani 6 kardeşler, şimdi 2 oğlan, 2 kız kardeşimiz var. Bir de babamın amcası ölünce çocuğu kaldı. Çocukları, babam onlara baktı. Onu da benimle okutuyordu. Okutuyordu. Ben ilkokulda hep birinci gittim. Ama o da babamın sayesinde, onu açık söyleyeyim. Çünkü bizim, ben 1929 birinci sınıfa girdim. 29-30 senesi. İlkokullar bir sene önce açıldı, 28'de. Biliyorsunuz. Şimdi babamın memur olması, beni akşam derse çalıştırıyordu, ben hazır girdim okula. Öbürlerin babası cahil, anne cahil. Şimdi benim sınıf birinciliğimin sebebi babamın ilgisidir.
şu hayatımı da babaanneme borçluyum. Babaannem, annem tabii o köydeki işler var ya işte, anneme beni vermedi, emzirirdi belki. Beni o yetiştirdi. Bana ölçülü yedirirdi. Dedi ki çocuğun kursağı büyük olmasın, midesi. Fazla yedirmezdi. Sütü pişirir, ekmeği kurudur, gevretir, öyle yedir ama ölçü verirdi. Dedi ki kavsara da büyümesin. Bak, bir yere gittiği zaman götürürdü, dedi ki aman kızım çocuğa bir şey verme, benden habersiz. Ben babamla bir lokma yemedim. Bir de Osmanlı kadındı. 2 yaşımdan bu tarafa hepsini bilirim, unutmadım. Ben 9.35'te ilkokulu bitirdim. 36'da da çiftçiliğe başladım, 13 yaşında. Beni göndermedi, köydeki işini ben takip ettim babamın. Çiftçilikleri vardı, tarlaları vardı. Onu ben takip ettim. Ama babam çok üzüldü bana okutmadığını. Hatta öğretmenlerim çok yalvardı, muallimen diyoruz ya o zaman, muallim. Dedi ki bu çocuğu gönder, göndermedi işte nasıl. Mektebin bacağıydı, vay le 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 le, vay le 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 le, vay le le vay. Ders verir hocaları, uyanman can kurban. Kim yarimi sorarsa, vay le 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 le, vay le. Şöyle ben partiz de yaptım. 9.46 askerden geldim, 4 yaşlık yaptım. Babam öldüğü için mecbur köyde kaldım. İmtihan oldu, banka yapılan girmedim. Demokrat Parti benim yakamı bırakmadı. İdare heyetine girdim ben. Demokrat Parti zamanında. Adnan Menderes'i iyi tanırım ben. Yakinen tanırım. 9.56'da artık memuriyete girdim, bıraktım. Ne iş yaptınız? Özel devam memurundan başladım. Kaymakamın tarihat kağıtından emekli oldum ben. 11 defa vekalet yaptım kaymakamla. Evet, 60 ihtilalinde, darbesinde bir albay vardı. Mahalle muhtarlığını bana verdi. Belediyesi ben baktım vekaletine. Halk beni istediler, ben genç memurum. Dediler ki bu olacak. Bunları ben yaptım. Onun dışında Hava Kurum Başkanlığı, Kızılay Başkanlığı, Aile Birliği Başkanı, hepsi artık çok da çiftçilik yaptım, yaparım. Arıcılık yaptım, devam edeyim. Koyunculuğu yakında terk ettim. Şu aşağıda 8 dönüm bahçem var benim, kızlara verdim, bakmıyorlar şimdi. Emvayca hepsi vardı, tamam mı? Bu evi 72'de yaptım. Dedim ben kendim oturacağım. Hepsi gitti, ben burada oturuyorum şimdi. Çocuklar gerekiyor değil, yalnızım ama boş bırakmazlar. Ben hala vagon olmadım, lokofetim. Vagon değilim yani. Sürüklenmiyorum, sürüklüyorum. Bir de bala tek kişi olarak bilirler, aile olarak. Bir de balanın canlı tarihi olarak kabul edilirler. Ben şöyle o bilgimi size anlatayım şimdi. Ben okumaya meraklıyım. Babam rahmetlik çift gazete alırdı, abone olurdu. O zaman gazete haftada 2 gün çıkıyor. Abone olmazsan gelmez. Babam beni gazeteye alırsa Köroğlu gazetesini alırdı. Magazin var ya. Ben şimdi çok kitap okudum, hala okurum da. Şimdi gözlerim dayanmıyor. Okumadığım kitap kalmamıştır ben. Askere gitmeden evlendim ben. Köyde. Askere gitmeden evlendim. Tabii çocuk yoktu. İkinci Dünya Savaşı 39'da başladı. Ben 42'de asker oldum. Evlenmeyi ben istemedim de. Şimdi bazı işte köydeydik. Ben biraz imkanlıyım delikanlı. Bazı olaylar babam korksa başına bela getirir diye. Babam dedi ki evleneyim de dilden kurtarayım dedi. Dayımın kızı. Akı başında, ağır başlı ama okur yazar değildi ama
olgundu. Şimdi köyde yetişen diye köyde tabii fazla bir şey beklenemez. Anlaşıyorduk şimdi, ben köye de alıştım, her şeye alıştım. Tabiydi, sessizdi, dedikodu bilmezdi. İtaatlıydı. Sağlıyordu köyüm ama şimdi benim, ben tahsilliyim, o cahil. Bunu idare ediyorduk yani şimdi. Burayı dengeliyorduk yani. İşime karışmazdı. Belki sorsanız benim ne görevimde bilmezdi. Normaldi, güzel giyinirdi, temiz yapardı. Köyde örnekte, onu yaptığı kimse yapamazdı, el işleri falan. El işleri falan var, dikişler. Köyde o yapardı, ona örnek olurdu. Eski çorap örgüsü var ya, bana, ben gençler çok güzel çorap örgüsü, ben kilot pantolon giyerdim haki, buraya kadar çeker, o örerdi. Maharetliydi. Şimdi gömleğe terz dikmezdi, o yakalı gömleği, şey, boğazı o dikerdi. Ama şeydi ya, tabii biraz zayıftı bünyece, çok hastalanırdı. Ama sessizdi. Diyaliz hastalığı vardı onda. O vefat etti. Fakat yanıma boş koymadılar. Şimdi burada bir gelinim var. O yanımdaydı. Onunla beraberdik. O şimdi gölbaşı oturuyor ama devamlı burada olanı gelip giderler. Vallahi üzülmemek mümkün değil ama elden gelen bir şey yok. Toplamda şimdi 13'te birini kaybettim, 13 çocuğum var hala. 80'den fazla torunum var. Çocuklarım itaatlı. Gelinlerim itaatlı. Ben dedim ki vagon olmadım dedim hani. Vagon olmadım dedim. Ya artık bir şey söylemeye gerek yok herhalde. Halen aynen. Direksiyon elimde. Ben her şeyi beceririm, şey yapmam. Yemek falan hepsini yaparım ben. Ya yani şimdi benim sağlığım yemeğe dikkat etmemdir. Yememe dikkat etmemdir. Bunu da babaanneme borçluyum. Ha şimdi ben yemek hepsini yapabilirim de bizim gelin yapar gider iş gönderir. Ben eski usul yemekler var ya ben hala terk etmedim. Ben öyle pasta, kek bunlar şunda hiç yok. Süt, haftada 5 kilosu alırım ben. Yumurta, köy yumurtası, bizim çocuğumuzda tavuklar var. Buraya bırakamıyoruz, köy yumurtası. Şeyi söyledim ya zeytini. Ben şimdi diğer istersem, mesela şimdi en kolay bulgur pilavı, en zoru bulgur pilavıdır. Ben onu çok güzel yaparım. Şimdi öteden beri alışkanlık. Tereyağından olsa yağ kullanmam. Tereyağı kullanırım. Sabah kahvaltısında sütün kaymağı yoksa markette güzel bir kaymak var. Başka iyi değil de. Oradan o bulunur. Benim sabah kahvaltım bu. Akşam da fazla yemem. Yersem rahatsız olurum çünkü uykum rahat kaçar. Çok rahatım. Şimdi ben iki şeyi muhafaza ediyorum. Hafızamla midemi. Diğer taraf bana güvenmiyor daha. Safra kesem yok, aldılar. Kalp ameliyatı oldum, 4 damar aldılar. Virüsü ben geçirdim. Yani şimdi uzatmaya geçiyorum ben artık. Maç bitti. 100 seneyi bitirdim ben. Öbürü uzatma artık. Ne kadar olacak bilmiyorum. Hakeme kaldı şimdi. Gönül gel seninle muhabbet edelim. Gönül gel seninle
bedelim, araya kimseyi alma sevdim, alma sevdim. Ya benim kimim var, kime yalvarayım? Kaldır kalbindeki karayı. Ya benim kimim var, kime yalvarayım? Kaldır kalbindeki karayı. Nüfus kağıdında yaşlıyım. Ama? Yaşlı değilim. Kaç yaşındasın? 101. Gönül kaç yaşında? 15. Şimdi bak, şunu söyleyeyim. İnsanın gönlü geçmez. Nasıl olsa yaşıyorsun. Ama yaşına göre hareket eder. Mecburdu şimdi. Şimdi ben şu anda önce çocuklarından bana kötü bir haber gelmesin. Hepsi iyi olsun istiyorum. Bir de diyeyim şu halk mutlu olsun ya. Halk mutlu olsun. Hep iyi olalım ya. Ne var? Bakın şimdi bir şey söyleyeyim. Şu otu hepsi kuş kuş. Oturan komşularımın. Bir tanesi meselem yok. İnsanlar seviyorum, hepsini seviyorum. İnsanları, hepsi insan. Şimdi beddua almadım ben. Beddua almadım. Haram lokma yedim, yedirmedim. Bu aileden gelen bir şey. Aileden gelen. Bağlada bize itibar etmeyen kimse yoktur. Şimdi bir şey söyleyeyim, belki fazla olur ama ben görevdeyken işte bir kız kaçırılır. Savcı bana teslim ederdi bunları barıştırsın diye aileyi. Ankara'dan konsolo yapması kızlar gelirdi öğretmek için. Adam dedi ya kime emanet edeceğim? Ya tarat yatma emanet derlerdi. Benim evde kaldılardı bunlar. Benim de delikanlı çocuklarım vardı. Bir tanesi yanlış bir şey yapmış değilim. Yapamazlar. Böyle bir ailede geleyim ben. O yüzden buyum. Ailenin geleneği, bir de babaannem bana yön veren odur. Ben eş dost emsal istiyorum, yok. Zaten beddua dersen sonunda emsal bulmadı. O yok, o kalmadı. Köyde benden büyük kadın vardı da gitti, ben şimdi benden de şey yok. Bağla'da yok benden yaşlı kimse. Köyde değil, Bağla'da yok. Ben Bağla'nın köylerini harfiyen bilirim hepsini. Benden yaşlı tek kişi yok Bağla'da. Vallahi ben işte çiçekler falan var. Onlara otururum burada. Okumayı televizyonun seyrederim, işte açık oturumlar falan var. Ben şeye meraklıyım yani, okumaya falan meraklıyım. Bahçede şimdi bir eskiden olsa yapıyordum ama şimdi yapamıyorum, yaptırıyorum. Şimdi bak bu sene yok işte, soğuk vurdu. Burada domates, biber, patlıcan, salatalık ben çarşıdan almazdım. Çarşıya bağlı insan değilim. Çiftliği boşlamadım. Çocuklara verdim. Bahçeyi boşlamadım ama çocuklar yapacak. Hayvanı mecbur oldum boşlamak ama arıyı boşlamadım. Arıyı boşlamadım. Hala yapıyor musun? Yapıyorum hala, yapıyorum. Abi ben de hep çocuklar yapıyor, yaptırıyorum yani. Şuraya bakarım, dolaşırım. Arıya uğraşırım. Arıya bakarım ben şimdi. Bir şey yapmam da sabahleyin bakarım derim. Necdet, şu kovanda bir şey var, aç bak derim. Arının çalıştığını bilirim ben. Sularını korurum devamlı. Tuzları var. Suyu temiz su korurum orada. Bir de çıtalar yaparken temizliğine dikkat ederim. Kontrol ederim. Temiz olacak. Kadir Mevlam senden bir yedi deryalara gar gel.
yaşlılık şu. El ele düşersen, sakatlığa olsun. Yani bu sürünmek. Ben el ele düşmedim. Kendim oturuyorum, kendim kalkıyorum. Hizmetim yapılıyor istediğiniz zaman. Kimse olmazsa sıkıntı çekmem. Geçen çocuklar Balıkesir'e gittiler. Ben 15 gün yalnız kaldım. Hiçbir eksiğim yoktu. Burada oğlum var. Onlar gelip eksiği tamamlıyorlardı. Ben kendim yaparım. Ben kendi yaptığımı kendim severim, yaparım ben. Şimdi telefon yanında ya. Telefon oğlanma gel buraya. Oğlum biri burada devamlı. Hemen yetişir buraya. Başka ne yapar ki? Şu anda ben sizinle konuşabiliyorum. İstediğinize cevap veriyorum. Hesap edin ya. Benim yerimde cevap değil, konuşamaz. Doktoru hiç sevmem ben. Niye? Hatta yok ya, başta mecbur giderim ama şey yapmam. Ve çok da ilgi görürüm hastanede ben. Özel hastanede ilgi gösterirler bana. Ya niye şey yapalım ya? Yaşayalım ya. Yaşayalım ya, ne demek ya? Şu dünya gidecek ya. Gideceğiz ya. Ben şimdi şura olmasa yaşayamam. Bak görüyorsunuz. Şu vaziyeti görüyorsunuz değil mi? Ben sabah hep balkondasınım, hava iyi oldu mu? Şunlar bana yetiyor. Hatta bir eksemiz var. Şurada çiçekler vardı. Güller. Bizim Necdet ilacı fazla katmış. Onlar hep kurudu. Şimdi şura gül olurdu tamamen. Yaşama şimdi sağlıklı olursam seveyim. Sağlıklı yaşama istemiyorum. Ölü görüyorum ölenleri. Görüyorum. Herkesi görüyorum. Ben de olacağım bir gün. Ben de olacağım bir gün. Allah'tan şunu istiyorum. Bana kötü bir haber gelmesin çocuklarımdan. Üzülmeyeyim. Bir de el aya düşmeden verdiği emanetle iyi bir günde onu konuşacak ya, o ölüm verdiğim bana. Ben isteğim bu. Ben daha ne isteyeyim? Şimdi bak, siz toplum içindesiniz. İyi görüyorsunuz. Yaşam nedir? Nedir bir ya? Bir kapıdan gelip diğer nedir kapıdan ya? Çıkmaktır. Nedir? Ama ben bunlarla yaşadım. Bunlarla yaşadım. Koyunları seviyordum, böyle severdim. Arıyı çok severim, halen kontrol ederim. Şimdi duaya bağlı olursa yaşamaz. Dua. Topluma da faydalı olman lazım. Budur yaşamak. Diğer taraf hava. Efendim işte villası var ya, hiç ömrümde değil. Bu benim için villa, tamam. Tamam benim için bu. Dua ile şey yaşadım, hala yaşıyorum. Allah'a dedim ki bana, böyleyken bana ölüm ver diyorum. Yani bir sağlıklı gideyim. Sen teslim et, beni yaptın, teslim ettin ya, aynı teslim edeceğim Allah'a. Emanetini geri vereceğim ona.